paraşı getirdim senin için. Ha? Paraşı ne yapacağım ki? Ama nasıl bildin bardağın kırılacağını? Çok kolay. İleri düzey matematik kullanarak yapacağın her hamleyi hesaplayabiliyorum. Nasıl yani? Senin zekanı hesaplıyorum. Aklına gelebilecek tüm fikirlerin olasılıklarını çarpıştırıyorum. Çevresel koşulları ve tereyağlı tostu da hesaba katarsak... O kadar saçma bir şey yapmalıyım ki muallanın aklına bile gelmemeli. Hah, buldum. Tam tahmin ettiğim gibi. Madem çok zekisin, gel o zaman icat yarışması yapalım. Böyle kararlı kararlı bakacağını da biliyordum. O yüzden kararlı bakış gözlüğünü getirdim sana. 3, 2... Şimdi 1 diyecek. 1! Çok sinir bozucusun. Baş... İşte telefonun kablolarını ters bağladım ve çalınca sana doğru gelen telefon yaptım. Çaldırıyorum. Buraya gel. Ben de makarnanın kablolarını ters bağlayıp çilek tadı veren makarna yaptım. Çileğe alerjim var ama artık yiyebilirim. Koltuğun atomlarını değiştirdim. Artık üstünde zıplamaya gerek kalmadı. Ay, düşüncem durmuyor. İşler ters giderken bazen her şeyi tepe taklak çevirmek gerekir. O ne? Yer fıstığı ezmesini kullanarak yer çekimini tersine çevirdim. Ya! Ne oluyor burada? Ha? Evi savaş alanına çevirmişsiniz. Al anne, biraz çilek ye, sakinleş. Ha, bir gün iki oldular. Çabuk evden çıkın. İcat micat yok size. Çık bakalım çık. Zaten işten yorgun dönüyorum. Bir de sizinle uğraşamam. Ne yapıyorsunuz? Minibüsün tekerinden süper teker icat ediyoruz. Ama dönmeyen bir teker. Yürüyebilen süper teker. Bana müsaade usta. Sıkıldım dürüm dürüm kokmaktan. Parfümeri de işe gireceğim ben. Sokakta da icat yapmak yok. Rahatsız etmeyin mahalleyi bakayım. Bak, radyoaktif balık icat ettim. Karanlık olunca etrafı aydınlatacak. Ben de yüzebilen abajur icat ettim. Aynı şey sayılır. Hop, burada da icat yapmak yok. Ama icat yapmak bizim işimiz. Ben bilmem. Başım ağrıdı sizin yüzünüzden. Gidin uzakta bir yerde yapın. Neyse, pazar banyom aradan çıkmış oldu. Feri de bizi burada bulamaz. Rahat rahat çalışabiliriz. Emin misin? Tamam tamam, izin verdim hadi. Ben eve dönüyorum. Çok ses yapmaya. Peki sen sileceklerimi çalıştırdın? Yok. Ha? Kırmızı bir gemi yaklaşıyor baba. Önünden çekilmemiz lazım. Merak etme. Geminin koruyucuları devrede. Hey sen. Kaç 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 kaç. Üstümüze gelme bakayım. Ben bu geminin koruyucusuyum. Ben bu uzaylıları tanıyorum. Bunlar gezegen hırsızları. Sanırım gezegenlerin enerjilerini sömürüyorlar. Dünya çok zayıfladı. Böyle giderse küçülüp yok olacak. Ay ne tatlı. Minnacık olursa anahtarlığıma takarım. Aa, bize anahtarlık yapmışsın kızım. Mirket. Anahtarlık konuştu. Yok yok, annemin sesi dünyadan geliyor. Mirket, sizin işiniz mi bu? Her şey küçüldü. Bakkal efendi teneke peynir kadar oldu. Üstelik tuzsuz peynir. Hiç sevmem. Hemen o gemiyi bulmamız lazım mualla. Çok heyecanlıyım. Baba kız göreve gitmek hep hayalimdi. Kemerini bağla. Bağladım abi. Beni evladın olarak görüyorsun demek. Sana baba diyebilir miyim? Ha? Mualla? Üzgünüm baba. Bir zaman suçu işlenmiş. Görev beni çağırıyor. Gitmem lazım. Yine biz bize kaldık bavul. Hadi gidelim. Uzay radyosu açayım mı abi? Keyfin yerine gelsin. Evrenin en sevilen şarkılarında birinci sırayı çalıyoruz. Bu uzaylıların da amma garip müzik zevki var. Ben melodisini sevdim. 9-8'lik tam oyun havası. Dım dırım dırım dım dım dım. Dım dırım dırım dırı dırı dım. Gel abi gel gel gel. Sen nasıl otoparkçısın? Senin yüzünden çarptım gemiyi. Otoparkçı değilim ki ben. Millete laf atıyorum öyle. Gel, gel. Sen de git, git, git. Abi, şapka niye bu arada? Helikopter mi olacağız? Öyleyse ben direksiyonum. Ama bir dakika. Acaba helikopterin direksiyonu var mı? Buradaki uzaylıların arasına karışmak için şapka var. Heh, işte oradalar. Hadi hadi hızlı biraz. Çok güzel garibiyet var bu sefer. Çok. Şu müzeye girmemiz lazım. Hemen Mirket Mobile dönüşüyorum abi. Aa, olmadı. Ben o tarzda bir yan karakter değilmişim. Sen bulacaksın artık bir çözüm. İşte turist kafilesinin arasına karışalım.
Bize iki bilet lütfen. Benim boyum kısa. Bana çocuk bileti kessen de olur. Çantaları ilk sıraya koyalım lütfen. Oo! Benim de mi iskeletim varmış? Ben mercimek çorbası ve tuğladan yapılmayım sanıyordum. Müzemize hoş geldiniz. Lütfen sırayı bozmayalım. Bu taraftan. Göremiyorum. Çekilin. Göremiyorum. Ne oluyor orada? Bildiğiniz gibi gezegenimiz daha uzun yaşayabilsin diye her gezegenin kalan süresini özel bir ışınla ayıklıyoruz ve kum saatlerine hapsediyoruz. İşte bantta gezegenlerin kum saatleri taşınıyor. Sonra kalan sürelerini kendi gezegenimizin büyük kum saatine karıştırıyoruz. Peki şu ne? Dedeyim ben. Kuşu bantında biraz egzersiz yapayım dedim. Üçüncü reyonda sporcu dede bulundu. Lütfen danışmaya müracaat edin. Fırsat bu fırsat. Hadi aradan sıyrılalım. Abi açık kapıdan girmeyelim. Kilitli kapıdan girelim. Daha havalı olur. İyi iyi tamam acele et. Bavul gücü. Kum saatlerinin olduğu depoyu bulmamız lazım. Farklı olan kapıdan girelim abi. Baksana kapı kolu yok. Kesin burası. Kapı kolu yok çünkü o bir kapı değil. Ha? Sanırım takip ediliyoruz. Sessiz ol. Kim geliyor? Ayı mı? Çabuk bayılmış taklidi yap. Ne ayısı? Uzaylılardan biri işte. Ha? Peşimizdeler. Koşarak kaçamayız kapılardan birine rastgele girmemiz lazım. Açık bırakmasana şu kapıyı. Ceryan yapacak. Ha? Rastgele seçtiğim kapıdan kum saati deposunu bulduk. Tesadüfün de bu kadarı. Ben sana şans getiriyorum abi. Ödül olarak tatile çıkarırsın artık beni. Zaten her tatile gittiğimde sen de geliyorsun. Bavulsun sen. İyi de havuza girmeme izin vermiyorsun hiç. Yok gömleklerim ıslanır. Yok güvenlik görevlisi geliyor. Seni çöpçülere verecek. Ay bıktım, bıktım. Tamam tamam sus. Dünyanın kum saatini buldum sanırım. Nereden anladın? Üzerinde dünya yazıyor. Akıllıca. Ne yapacağım ki şimdi? Mualla olsaydı bilirdi. İşler ters giderken bazen her şeyi tepe taklak çevirmek gerekir. Demek ters çevirmek lazım. Beni değil, kum saatini. Doğru. Ha? Tekrar büyüyoruz, yaşasın! Ben sana o bakkal önlüğünün bir boy büyüğünü alalım demiştim. Al işte, olmuyor sana. Öf anne, bir dur. Çok yavaş akıyor bu. Abi, suratın çok komik oldu böyle. Normal hali daha komikmiş. Kum tanelerini hızlandırmamız lazım ama nasıl? Üstünde tepin istersen. Yapıyor hakikaten. Abi geliyorlar. Sen kaç, ben tutuyorum onları. Sen onları tutmuyorsun, onlar seni tutuyor. Seni de tutuyorlar. Yakalandık galiba. Siz kaçakları ne yaptığımızı biliyor musunuz? Kaşarlı lahmacun mu yapıyorsunuz? Yok yok, yarış atı yapıyorsunuz bence. Öf, tamam bilmiyoruz. Söyle hadi. Sonsuza kadar burada kalacaksınız. Zambak zambak. Zambak zambak bir ses geliyor sanki. İkinci birlik zaman bakanı Mualla göreve hazır. Mualla? Gel gel. Sonsuza kadar Mirket abiyle sıkılırdık zaten. Üçüncü bir kişi lazımdı. Hangi oyunları biliyorsun sen? Kızım hani görevdeydin sen? Görevim zaten buydu baba. Nasıl yani? Niye söylemedin o zaman bana? Beraber gelirdik işte. Ben de yakalanmazdım. Bavul da zatüre olmazdı. Çünkü her hamleni hesapladım. Eğer beraber gelseydik benden korkup doğru kapıyı bulamayacaktın. Senden korkmak mı? Neyse ki biri daha olanları anlamıyor da kendimi şapşal gibi hissetmiyorum. Peşimizdeler. Koşarak kaçamayız kapılardan birine rastgele girmemiz lazım. Hey, sen de kimsin? Asıl sen kimsin? Güzel soru. Annem kuzucuğum diye sever beni. Arkadaşlarım başka sesleniyor ama sana söylemem. Şapıldak, sen bu kadını yakala, ben diğerlerinin peşinden gidiyorum. Of, söyleme işte, söyleme. Şapıldak beni yakalayamaz. Ayrıca benim için dikkat dağıtman gerekiyordu. Güvenlik senin peşindeyken roketleri taktım. Hadi gelin benimle. Ne raketi? Tenis raketi mi? Hadi oynayalım. Dur, top olacaktı bir yerlerde. Bavuldan güzel servis ve sayı. Ay çok özlemişim yürüyen bandı. Havaalanında gibi hissettim. Cam kenarı benim. Çok zekice. Kumu taşıyabilmek için roket yaptın demek. Ama hangi malzemelerle? Tabii ki şapıldan getirdiği sebzelerle. Şapıldak bir şey yap, kum saatimizi alacaklar. Bana şapıldak dediğiniz için intikamımı aldım sizden. Hadi hadi ateşliyorum. Közlenmiş domates, biber, patlıcan gücü. Şu kum
tanelerini gezegenlere geri dağıtalım. Şimdi her şeyi hesaplayabildiğime inandın mı baba? Canım kızım, gurur duyuyorum seninle. Ay ay ay, gözlerim doldu. Bakmayın öyle, bavullar da ağlar. Bütün pijamalar ıslandı gözyaşımdan. İşte bunu da dünyaya taşırsak her şey düzelecek. Garson bey, bakar mısınız? Biber dolmamın içinden uzaylı çıktı. Tehlike, tehlike. Madem her şeyi hesaplıyordun, beni nasıl hesaplayamadın? Hayır! Seni de hesapladım, merak etme. Tuvalet pompasını denkleme koymayı unutmadım. Ne pompası? Böyle süper oldu. Mirketler ve bavul. Dizinin asıl yıldızları. Mirket, Mualla ve bavulun maceraları. Bavul firarda. Görevimiz bavul. Kral bavul ve saz arkadaşları. Hepsi muhteşem olacak. Muhteşem.